Erzurum Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen de Erzurum'dan kalkmış iftar için buraya gelmiş. Öncelikle hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi iftarlar diliyorum. Size de çok yoğun bir çalışma temposu halindesiniz. Erzurum'da çok güzel işler yaptınız. Biz sizi İstanbul'da yaşamamıza rağmen ama Erzurumlular takip ediyor. Çok güzelleşti Erzurum gerçekten. Öncelikle bunun için size teşekkür ediyorum ve Erzurum Spor'u şampiyon yapacağız dediniz. Şampiyon yaptınız. Bunun için de tebrik ediyorum tekrar. Bu sene Erzurum Spor'un durumu ne olacak acaba? Önce şunu ifade edeyim. Tabii Erzurum Spor'un bulunduğu konum Erzurum'a yakışmıyor. Mutlaka daha üst yerlerde olması lazım. Bunun için hedefimiz daha üst yere tırmanmak. Bunun gayet içerisindeyiz. Erzurum Spor'a inşallah bu yılda hedefimiz yine üst liglere tırmanmak. Tabii bu bir hedeftir, bir vaat değildir. İnşallah hedefi yakalamaya gayret edeceğiz. Ama tabii hedefler gayretle, cesaretle, takiple yakalanır. Biz de onun için buradayız bu akşam. Bu akşam Erzurum Spor'umuzun buradaki iftarına katılan hemşehrilerimiz, etraftaki dostlarla beraber olmak üzere burada bulunuyoruz. Dedi ki bugün orada bulunalım. Çünkü Erzurum Spor'da Erzurum'umuzun bir değeri. Erzurum'umuza değer katacak bir sosyal faaliyet. Bunun için buraya geldik severek. İnşallah bu iftar programından sonra da tekrar Erzurum'umuza döneceğiz. Yazın çok yoğun bir çalışmamız söz konusu. İstiyoruz ki Erzurum'umuzu sporda, sanatta, sosyal faaliyetlerde, ticaret ve sanayide ve şehircilikte bir marka şehir yapalım. Marka haline getirelim. Bunun gayet içerisindeyiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü sizler de bizim sesimiz, kulağımız, her şeyimizsiniz. Çünkü bazı zaman faaliyet olur. Ama reklam olmazsa, evet, duyurusu olmazsa, ilan olmazsa bir şey yaramaz. İnşallah sizler aracıyla herkese sesleniyoruz. Bir diğeri de Erzurum hem kışı güzel hem yazı güzel. Hakikaten şu anda burada sizler buram buram terlerken biz Erzurum'umuzda terlemeden yemyeşil yeşillikler içerisinde yaşıyoruz. Hele çok rahatız. Ramazan'da Erzurum çok rahat. Çok daha rahat, çok daha güzel. Bunun için ben hem inanç turizmi açısından sesleniyorum. Gelin Ramazanlarda ibadetinizi, tatilinizi Erzurum'da geçirin. Hem de kışın kayak yapın. O güzel, her taraf bembeyaz. Bembeyaz, havası ya, güzel, harika. Yemekleri güzel. Ayrı bir damak tadı var. İstifade edin. Ayrıca da dört mevsim Erzurum diyorum. Hakikaten Erzurum yaşanılabilecek şeylerden biri. Ulaşımı kolay. Her an istediğiniz zaman Ankara, İstanbul, İzmir. Şimdi Antalya'da başlıyor. Başlayacak sanıyorum. Evet, 11 gördüm. Temmuz'da seferlerde başlıyor. İnşallah hayırlı olsun. Yakında inşallah İran'da, inşallah Gürcistan'da, Azerbaycan'da da uçuşlarımız başlayacak. Ona gayret ediyoruz. Erzurum'umuz farklı bir konuma inşallah taşınacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde gerçekten Erzurum ivme kazandı ve daha da ileriye gideceğinden eminiz. Başarılar diliyoruz. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Bizleri televizyonlar başında izleyecek olan tüm hemşehrilerimize, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılar sunuyoruz. Ayrıca da şunu ifade edeyim ki Cumhurbaşkanımızın nezdinde Erzurum çok farklı. Erzurum'umuza birçok önem veriyor. Erzurum'umuzun biliyorsunuz kış sporlarında sahip olduğu tesisler Türkiye'mizde hiçbir şehirde yok. Kesinlikle. Bu kadar büyük bir destek vermiş. Ama diyoruz ki tekrar destek istiyoruz. Bunlar yetmez. Yetmez. Başbakanımızdan de destek istiyoruz. Tabii. Bütün hemşehrilerimizi yatırım yapmaya davet ediyorum. Evet. Önce kendi memleketlerine gelsinler, yatırım yapsınlar ve Erzurum gerçekten çok güzel bir şehir olması yanı sıra çok daha ticarete de açık bir şehir. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.